Hatırlarsanız bir önceki dersimizde bir ürün seçmiştik. Seçtiğimiz ürün kabuksuz cevizdi. Kabuksuz ceviz için 2010 yılı Dünya İthalatçı Ülkeleri listesini bulmuştuk. Kaldığımız yerden devam edelim. İlk sırada dünyadaki toplam kabuksuz ceviz ithali ile ilgili dataları görüyoruz. Dataları sırasıyla inceleyelim. Birinci sırada 2010 yılındaki ithalat değeri 1000 dolar cinsinden belirtilmiş. Yani o kutu içinde görülen sayının arkasına 3 tane sıfır eklememiz gerekiyor okurken. İkinci sırada ticaret farkı yine 1000 dolar cinsinden belirtilmiş. İhracat ile ithalatın arasındaki farktır ticaret farkı. Sayı eksi ise ithalat ihracattan fazla, sayı artı ise ihracat ithalattan fazla demektir. Üçüncü sırada ürünün miktarı, dördüncü sırada miktarın birimi ve beşinci sırada birim başına ödenen ortalama değeri görüyoruz. İlk beş satır, ilk beş sütun son yıla ait olan sayısal değerlerdir. 6., 7. ve 8. sütunlar geçmişe dönük trendlerle ilgili fikir verir. 6. sırada 2006-2010 arası son 5 yıla ait ortalama yıllık değer artışını, 7. sırada 2006-2010 arası son 5 yıla ait ortalama yıllık miktar artışını ve 8. sırada ise son yılın bir önceki yıla göre değer artışını görürüz. Böylece 5 yıllık bir öngörümüz oluşur. 9. sırada ülkelerin toplam dünya ithalatındaki yüzdesini görürüz. Ve en son sırada ise yani 10. sırada ülkelerin uyguladığı ortalama gümrük vergilerini görürüz. Şimdi örneğimize dönelim. Kabuksuz ceviz 2010 dünya ithalat dataları şöyle gerçekleşmiş. 946 milyon 807 bin dolarlık bir ithalat gerçekleşmiş tüm dünyada. Ticaret farkı ihracat yönünde fazla vermiş. 144 milyon 544 bin dolar. Bu noktaya dikkatinizi çekerim. Bu durumu Datayı Anlamak isimli dördüncü videoda daha sonra detaylı olarak tartışacağız. 159.946 tonmuş 2010 yılında toplam ithalat. Ton başına 5.938 dolar ortalama ödenmiş. Son 5 yılda ortalama değer artışı %8, miktar artışı %7 olmuş. Son yıl bir önceki yıla göre değer artışı %25 olarak gerçekleşmiş. Birinci en büyük ithalatçı ülke Almanya olmuş. Dünya ithalatının 2010'da %9,5'unu 89 bin milyon 816 bin dolar ve 13.667 ton ile Almanya gerçekleştirmiş. Ton başına 6.572 dolar ödemiş Almanya, dünya ortalamasının üstünde. Arama değerlerini biraz genişletelim. 0802-32 yerine 0802'ye bakalım. Yani Hindistan cevizi, Brezilya cevizi, kaju cevizi dışında kalan diğer kabuklu meyveler. Bunun için yukarıda Pradak yazan kutunun içindeki üçgeni tıklıyoruz ve 0802'yi tekrar tıkladık. Bakın ekran değişti. Hatırlarsanız kabuksuz cevizin 2010 yılına ait dünya ithalat miktarı 949 milyon 807 bin dolardı. Şimdi ise 0802'ye baktığımızda 2010 yılına ait dünya ithalat miktarı 10 milyar 419 milyon 769 bin dolar olarak görüyoruz. Birinci sıradaki ülke yine Almanya. Almanya'nın yanında küçük bir kare ve karenin içinde bir artı işareti var. Bize daha detaylı bilgi olduğunu gösteriyor. Onun üstüne karenin içindeki artıya tıkladığımızda böylece Almanya'ya ait olan 0802 dağılımını görüyoruz. Almanya 2010 yılında 0802 içinde en çok 0802-22 ithal etmiş. Yani kabuksuz fındık veya filbert. Onun yanında da bir kare içinde yine artı var.
Bize daha detaylı bilginin mevcut olduğunu söylüyor. Tıklıyoruz. 2006'dan 2010'a kadarki seçili kod için ithalat değerlerini görüyoruz. Sonuç olarak bu derste şunları gördük. Seçili kodumuz için, yani kabuksuz ceviz için mevcut pazar değerlerini gördük. Bunlar pazarın değer ve miktar olarak büyüklüğünü, talep açısından pazardaki en büyük alıcıları ve alıcıların dünya ticaretindeki oranını gördük. Ülkelerin ağırlıklı olarak ithalat mı, ihracat mı yaptıklarını gördük. Görece olarak seçili koddan ülkenin alım yaptığı birim değerini, yani o ülke seçili koddan pahalı ürünler mi alıyor yoksa ucuz ürünler mi alıyor onu gördük. Özellikle birim değer sayısına çok dikkatle yaklaşmak gerekiyor. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Alıcı ülke daha kaliteli mal almış olabilir, daha küçük paketlerde almış olabilir veya işin içine başka değişkenler girmiş olabilir. 2'li ve 4'lü kodlarla daha geniş arama yapılıyorsa bu sayının çok değişken olabileceğini akılda tutmak gerekir. Ve şu an için sadece 2010 yılına baktık. Bunu unutmayalım. Gerisi diğer derslere, bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcak ve esenle.